Sevgili izleyenler, mutlu akşamlar. Başkent Üniversitesi'nin kuruluşu Kanal B televizyonunda bir kırmızı çizgi programıyla karşınızdayız. Günlerdir izliyorsunuz. Bu hafta konuğumuz Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Türk halkına 65 kitap yazıp aydınlatan bir bilim adamı. Ve son kitabı Allah ile Aldatmak. Bu akşam bu konuyu konuşacağız. Ancak daha önce Sayın Öztürk'le bir başka konuyu paylaşmak istiyorum. Aslında konuyla da belki örtüşecek ama tabii örtüşmeyeceğine Sayın Öztürk karar verecek. Efendim, Dışişleri Bakanı yurt dışında yaptığı bir konuşmada Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor diye bir cümle sarf etti. Sayın Başbakan buna destek verdi. Ancak bazı bakanlar ve Sayın Meclis Başkanımız buna karşı çıktılar. Şimdi ben bu şeyde iki aşamada soru sormak istiyorum. Bu sözler ne anlama geliyor? Türkiye'de Müslümanların ya da diğer dinlere mensup insanların ibadet etme ya da dinlerini yaşamalarında bir zorluk var mı? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buna takdiri bana bıraktınız. Hiç benim takdir hakkı kullanmama gerek yok. Siz gayet güzel takdir etmişsiniz. Bu da Allah ile aldatmanın bir türüdür ve bizim bu akşamki konumuzun tam içindedir. Tabii çok siyasetçi, çok ilim adamı konuştu bu konuyla ilgili. Çok Türk aydını. Herhalde bir 7-8 yere de ben konuştum. Gazete, televizyon olarak. Bu maalesef son yıllarda Türkiye'ye yapılmış ciddi haksızlıklardan biri ve bir talihsiz beyandır. Bir defa vakalara mutabık değildir, doğru değildir. İkincisi, bir siyaset adamına yakışmayacak bir beyandır. Devlet adamlığıyla hiç bağdaşmayacak bir beyandır. Bir ülkeyi yönetmekte olan devlet adamına ise hiç yakışmayacak bir beyandır. Ve eğer bir dinle ilgili sorundan bahsediyorsak, sorun bizatihi bu beyanı verenlerin kendileridir. Evet, bu manada Türkiye'de bir sorun var. Şimdi bakın, bu beyanların sahipleri senelerce bu milleti dini hassasiyetleri kaşıyarak, ben yine Kur'an'ın ifadesini kullanacağım, Allah ile aldatarak tahrik ettiler. Bir sorun din konusunda, din bağlamında var. Ben bu sorunu 20 yıldır, 25 yıldır yaşayanlardan biriyim. Bunun kahrını çekenlerden biriyim. Nedir o sorun? İslam'ın gerçeğinin halka anlatılmasına engel oluyorlar. Çünkü dini istismar etmek için dini yozlaştırmanız lazım. İslam'ın gerçeğini konuştuğumuz zaman onu istismar edemezsiniz. Bana Fransız gazete, L'Express gazetesinin muhabirleri İstanbul'da bir röportaj yaptılar. Sordu bana. Siyaset yapıyoruz. Parti kuruldu. Siz dedi yıllarca dünya ölçeğinde ilahiyatçılığınızla tanınmış bir insansınız. Peki şimdi siyasettesiniz. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri de siyasette dinin istismarıdır. Siz bunu yaparsanız ne olacak? Dedim ki ben size çok kestirme bir cevap vereyim. Benim anlattığım dini ben bile istismar edemem. Ne demek dedi bu? Çünkü ben dinin gerçeğini anlattım.
istismarcılara karşı dinin gerçeğini anlatan insan, kendisi istese de o anlattığı dini istismar edemez. Şimdi Sayın Deniz Baykal senelerden beri bizim telaffuz ettiğimizi ama bir türlü yerine oturtamadığımızı ve kabul ettiremediğimiz bir gerçeği büyük bir mutlulukla gördüm ki fark etti ve meclis parti grubunda, Büyük Millet Meclisi'nde bu Allah ile aldatmak kitabı ile ilgili bir beyanda bulunurken çok müthiş bir şey söyledi. Dedi ki, dini istismar edenlere karşı din söylemi kullanmak din istismarı değildir. Bu yanlışı düzeltelim. Bu benim 20 yıldır savunduğum ve özellikle Türk soluna anlatmak istediğim ama hala tam anlatamadığım, onun için Sayın Baykal'a buradan kendisine de ilettim telefonla. Bir kere daha teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü solun en büyük partisi unvanını taşıyan bir partinin genel başkanı ve ana muhalefetin genel başkanı bunu söyledi mi herhalde solda bir intibah, bir uyanma olacak. Yani Türk solu Allah ile aldatanların yanlışlarını dine fatura ederek dini itham ediyor ve kendisini dinin dışında ve karşısında görme gibi bir konumlama yapıyor. Tümü değil tabii ki. Şimdi Baykal bu açıklaması bu kitapla ilgili bu tabuyu sanıyorum ki ciddi biçimde sarstı. Ve çok önemli bir noktadır. Bu kitabın yazılışı kadar önemli buluyorum ben Baykal'ın o tavrını ki kaç yıldan beri kavgalıyız aşağı yukarı yani siyasetteki ifadesiyle ve bu büyük yürekliliği gösterdi ve büyük bir kitleye bir ufuk verdi. Bir yanlışı düzeltti, bir kırılmayı düzeltti. Çok ciddi bir meseledi. Şimdi senelerce dini istismar edenler tarafından ben o 60 küsür kitapla bunun bir de makaleleri var. Binlerle ifade edilen. 20 yıl Sade Hürriyet'te yazdım. 20 yıl aralıksız. 7 yıl tercüman, işte Son Havadis, işte Star, kaç yıl. 30 küsür yıl en büyük reytingli şeyli gazetelerde yazdım. Binlerce makale. Herhalde yüzlerce de televizyon konuşması. Bütün bunlarla İslam'ın Kur'ani ve Muhammedi gerçek çehresini anlattığımız halkı, bugün Türkiye'yi din adına dışarıda jurnal edenler ve ekipleri, aynı zihniyet, o zihniyet, bizim karşımıza dikildiler. Ve ne dediler biliyor musunuz? Biz dinin gerçeğini anlattıkça, bunları bilmeyen halka, alıştıklarını din zanneden halka dediler ki, bu yüzü tıraşlı, kravatlı, sinek kaydı tıraşlı, bıyıksız, sakalsız bu adam var ya, bu reform yaparak dini dejenere ediyor, yıkıyor dini. Öyle vicdansız ifadeler kullandılar ki, öyle insafsız, ahlaksız ifadeler kullandılar ki, yani ben neredeyse Türkiye'de hiç bulunmamışım, böyle dışarıdan bir yerden, yukarıdan mancınıkla atılmışım Türkiye'nin içine. Ben Trabzon'un Sürmelesi'nin bir dağ köyünde, 7 sülalesi din uleması olan bir ailenin çocuğuyum ve babamın dizinin dibinde 3 yaşında Kur'an okumaya başlayarak bu işi buralara taşımış. Reform kelimesini mesela ben hayatımda hiç kullanmadım. Kullandığım yerlerde eleştirmek için kullandım. Çünkü bilirim ki Batı'yı da ciddi biçimde kendi dilleriyle takip eden bir insan olarak bilirim ki ezbere gazetelerden değil. Reform kelimesinin mucidi, sahibi, Kur'an ve Muhammed düşmanı, tarihin en büyük İslam düşmanlarından biri olan Martin Luther'dir. Kendi dünyasında çok makbul adam olabilir. Benim için makbul bir adam değil. Ben onun kullandığı bir kelimeyi kullanarak kendi dinimde bir iş yapar mıyım? Hiç kullanmadım. Ne dedim? Bizim buna ihtiyacımız yok, ihtiyacım olsa da kullanmam. Bizim dinimizde
Hazreti Peygamber'in Müslüman aydınlara yüklediği bir görev ve onun bizzat Peygamberimiz tarafından telaffuz edilen bir adı vardır. Nedir o? Tecdid. Yani yenilenme, yeniden yapılanma demek. Hazreti Peygamber ifade buyurmuşlar. Benim ümmetimin zaman zaman içinden gelen bir takım aydınlar, insanlar, alimler bu dini tecdid ederler diyor. Görev olarak veriyor. Bu tabiri kullandığım halde ki eserlerimden birisi daha Allah ile aldatmak onun yanlarına yaklaşmış değil. 1 milyon basılmış, satılmıştır. 10-15 tane de korsanı vardır. Öyle bir kitap, adı yeniden yapılanmaktır. Tecdidin Türkçesi. Şimdi bütün bunları yapan bir insana, bugün Türkiye'yi dışarıda jurnal eden, işte bu zihniyetler, dini hayatın yaşanamadığını söyleyen zihniyetler, bize yapmadıkları azabı bırakmadılar. Şimdi de dinde reform öncülüğüne soyundular, bakın. Çok iyi bir yer açtınız. Taptaze bugün Bekir Coşkun yazmış, tabii tamına girmemiş. Newsweek'in 9 Haziran tarihli, daha tarihi gelmemiş, son sayısı, The New Face of Islam diye bir yazı var orada, İslam'ın yeni yüzü. Bu yeni yüz, bu New Face nedir? Ankara merkezli bir yeni çalışma. Bunu okuduğunuz zaman, bu Christopher Dickey diye bir adamın yazısı, şöyle lanse ediliyor, içinde siyah şeflerinin adları da geçiyor. Yani projeye destek verenler içinde siyah şefleri de var. Ama enteresandır, Türkiye'nin başbakanının ismi var. Birkaç AKP'li profesörün ismi var. Ne yapacaklar? Bin Laden tarafından temsil edilen İslam'a karşı yeni bir İslam oluşturacaklar. Uzatmayın, bizim konumuz bu değil. Oyun şudur, milletimiz şunu bilsin. Tıpkı Kur'an'ı incilleştirmek, tıpkı namazı ve camiyi kiliseleştirmek oyununda oynandığı gibi, tıpkı dinler arası diyalogda oynanan oyun gibi yeni bir oyun. Onları deşifre ettik, onlar tutmadı. Bu yeni oyunun esası şu. İslam'da reform. Sanki onlara kalmış. Bizim tecdidimizi reform diye itham edip bize hücum eden, hakaret edenler şimdi İslam'da reform diye siyah ve benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde Bin Laden İslam'ına karşı yeni bir İslam geliştirecekler. Şunun adını koyun. Bunu yutacak aydınlar Türkiye'de olabilir ama yutmayacak aydınlar da var. Bu dibi bir türlü tutturulamayan, bir türlü bir yere oturtulamayan ılımlı İslam denen irtidat ve sömürge dininin yeniden kan kazanması için yapılmış bir haçlı operasyonudur. Maalesef Türkiye'de saydığım isimler ve daha birkaçı, hepsini saymıyor ama ben onları biliyorum, buna destek veriyorlar. Bunu da görelim. Yani bugün Türkiye'yi İslam yaşanamıyor, özgürlüklere tecavüz var diye jurnal edenlerin sergiledikleri oyunlardan ve destek verdikleri oyunlardan son bir tanesi budur. Şimdi gelelim yaptıkları işe. Şimdi kitabınıza mı gelelim, yaptıkları işe? Hayır, yaptıkları işe. Buyurun. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir hukuk ve siyaset adamı olarak felsefe ilahiyatı bir tarafa koyalım. Bir devlet adamı hem de tek parti iktidarıyla yönettiği bir ülkeyi dünyanın orasında burasında jurnal eder mi? Buna insanın izzeti nefsi izin verir mi? Bugüne kadar hiç var mı efendim? Bir dış ben duymadım, görmedim. Gitsin kendi ülkesinde. Hayır. Şu yok, bu yok. Hayır. Gitsin. Şimdi bakın, koalisyon değil. Yani iktidarda olursunuz da hadi koalisyon olduğu zaman böyle bahaneler buluyorlar. Ben ne yapabilirdim? Elim bağlı. Tek parti iktidarı, anayasayı değiştirecek çoğunlukta bir iktidar ve ikinci döneminde iktidarının. Bunun başbakanı defalarca dünyayı Karamanlıs'tan Bush'a kadar Türkiye'yi dünyaya jurnal etti. Şimdi
topu Dışişleri Bakanı'na attılar. Ve söyledikleri tamamen bühtandır ve vakalara uymamaktadır. Efendim deniyor ki, bu işte türban meselesi. Kitabınızda çok geniş yer vermişsiniz. Bakın ona. Türban meselesi bir sorunsa, bu sorunu yaratan da, çözümsüz hale getirip yaşatan da sizlersiniz. Demek ki siz Türkiye'de böyle bir çıban başının devam etmesini ve bu çıban başını bahane edip Türkiye'yi şikayet ederek dışarıdan birilerinin Türkiye üzerinde kahyalık yaptırmayı sağlamak için bu oyunu bizzat kendiniz oynuyorsunuz. Şimdi hep söyledik, bunlara tekrar girmiyorum. Şöyle bir iki tanesini söyleyeyim. Allah aşkına, yani hani halkımız der ya, Allah insanı çarpar. Hakikaten Allah insanı çarpar. Ya bu kadar olmaz. Şimdi bir Türkiye düşünün. Din devleti dediğimiz İran'ın, hem öyle bir din devleti ki Molla rejimi. Bu İran'ın din hizmetlerine harcadığı paranın herhalde bir 3-4 katını bütçesinden din hizmetlerine veren bir Türkiye'den konuşuyoruz. Siz bu Türkiye'yi dini özgürlükler yaşanmıyor diye jurnal ediyorsunuz. Bir de dışarıdan destek alsın diye gayrimüslimler gibi çoğunluk olan Müslümanlar da diyor. Gayrimüslimlerin din özgürlükleriyle ilgili bir problemlerden çıktı. Ben 57 yaşındayım, ilk defa babacandan duyuyorum bunu. Niçin onu söylüyor? Çünkü esasında oyunu oynayan onlar. Oyunun arka planında ne var? Bu kitapta laiklik konusunu değerlendirirken girdim oraya. Arka plan şu beyefendi. Türkiye'de dini özgürlükler tam yaşanamıyorum. O oyunun hedefi şu. Patrikhanenin ekümenikliğine destek sağlamak. Çünkü bunlara göre patrikhanenin ekümenik olmaması ve ona Suriçi İstanbul'da bir ekümenya verilmemesi, bir devletleşme imkanının verilmemesi, Türkiye'de dini özgürlüklerin yaşanamaması demektir. Oyun bu. Babacan ve benzerleri buna taşeronluk yapıyorlar. Ve maalesef Müslümanları burada harcıyorlar pul mesabesinde. Olay budur. Evet, şimdi daha henüz kitabınıza giremedik. Buyurun girin. Şimdi zaten efendim, bir şey söylememe izin verir misiniz? Bilmiyorum, ona yakın program yapıldı bu kitapla ilgili. Ama ben bütün bunu yapanlara gönül dolusu teşekkürlerimi iletiyorum milletim adına. Fakat şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Sizden pek ümitliyim. Çünkü sizin nasıl hazırlandığınızı biliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Daha kitabın içine girmedik. Şimdi efendim, hep kapağından gittik. Şimdi izin verirseniz, ben de kitabın içine girmek ve bu evet. Kitapta yazdıklarınızı biraz daha geniş anlatmanızı evet. İzleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Şimdi bu kitap çok kısa bir sürede 28. baskısını yaptı. Evet, yaptı. Adı Allah ile aldatmak. Evet, Kur'an-ı Kerim'den alınmış, konmuş bir adı. Ve geldi günümüze, oturdu, gündemimize oturdu kitabınız. Ve ben kitabı okurken evet. Siyasi kimliğinizi arka planda tuttuğunuzu, düşünce ve bilim adamı kimliğinizi ön plana çıkarttığınızı hissettim. Siyasi kimliğimi hiç koymadım. Mesela yani, HYP Genel Başkanı sıfatım, hatta milletvekili sıfatım yoktur kitabın üstünde. Onu kastı mahsusla yaptım. Çünkü bu kitabın ne eleştirdikleri benim partimin dışındaki insanlardır, ne de yanında oldukları benim partim gibi düşünenlerdir. Bu kitabın eleştiri hedefi Türkiye'ye kötülük eden dış odaklardır.
Onlara alet olan içeridekileri bile ben eleştiriye hedef seçmemişim. Onlar nihayet bu ülkenin çocuklarıdır. Hataları, sevaplarıyla. Onları uyarırım. İki, benim siyasi anlayışımın yanındaki insanların düşünceleri, anlayışları burada asla yer bulmamıştır. Burada iki şey var. Bir, Kur'an bu konuda ne diyor? İki, Türkiye'nin sıkıntılarının bu konu bağlamındaki çizdiği, ortaya koyduğu tablo nedir? Bunlar. Bir üçüncüsünü ekleyebilirsiniz. Bunun çıkışı nedir? Bunun çıkışı da tabii ki bu kitapta en azından belli bir ölçüde gösterilmiştir. Bir de ben hemen bir şey ekleyeyim, izin verirseniz. Geçmişimizde din adına çok önemli işler yapmış bir takım insanların söylemleri var kitabımızda. Gayet tabii. Şimdi efendim, biraz önce siz de söylediğiniz Allah ile aldatmak Kur'an'dan aldığınız bir cümle. Kur'an'da hem de bir yerde değil, defalarca kullanılmıştır. Şimdi siz bunu gündeme getirene kadar hiç gündeme gelmedi. Hayır. Getirilmedi. Türk insanının lügatine hatta saklandı. Benim bunu. Hatta doğru. Saklandı. Evet. Şimdi bu uyarıya dikkat çekmek istiyorsunuz. Peki bunun bilinmesinde siyasetçilerimiz, din adamı geçinen zat-ı muhteremlerin rolü nedir? Biz de diyorsunuz ki kitabınızda Müslüman kendi diniyle vuruluyor. Aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Lokman 33'ten alıntı yapmışsınız. Fatır 5, Hadid 14. Evet. Ve bir de bir başka bölümde diyorsunuz ki Kur'an Allah ile aldatılmayın ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı dinine olan derin saygısı yüzünden aldatılıyor. Lütfen açınız. Evet. Şimdi efendim şunu vereyim önce. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bahsederiz. Ben Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisinin bir kelam mucizesi olduğuna inanan adamlardan biriyim. Benim hocam diye hitap ettiğim değerli ilahiyatçılardan biri ki bana göre İslam dünyasında ender beyinlerden biridir. Profesör Hüseyin Atay'ın bir tabiri var. Böyle esprili, Karadenizliliğine yakışan bir espriyle muhteşem bir hakikat ifade etmiştir. O der ki sık sık, bak kardeşim, Kur'an'ı kim yapmışsa Allah odur. Çünkü bu Kur'an'ı Allah'tan başkası yapamaz. Ben de aynı inanan bir insanım. 53 yaşından beri dersek 55 yılını yaklaşık Kur'an'a hizmete vermiş bir insan olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri dediğimiz zaman bütünü Kur'an'ın zaten. Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Her peygamberin mucizesi var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de özellikle böyle hemen öne çıkan, böyle çok fazla ilim, irfan sahibi olmayı gerektirmeyen, herkesin gözüne adeta hemen gelip batan mucizeler var Kur'an'da. Bunlardan bir tanesi işte budur, bu tabirdir. Hiçbir kutsal metinde, ben hukukçu, felsefeci ve ilahiyatçı bir insan olarak dünyadaki hemen bütün kutsal metinleri mesleğim icabı incelemek zorunda. Gidim inceledim. Hiçbir kutsal metin Allah ile aldatılmayın diye bir ihtar taşımıyor. Bu yalnız Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an'ın Allah'ın kelamı diye bir sıfatı var. Yani Kur'an'ı gönderen kudret ona inanmış insanlara diyor ki 1500 küsur yıl önce nazil olduğunda Cenab-ı Hak diyor ki sizi benimle aldatacaklar. Dikkat edin. Ve enteresandır. Kur'an başka aldatma objelerinden de bahsetmiştir. Şununla aldatılırsınız, bununla aldatılırsınız. Mesela dünya zevkleri, şehvet, şöhret, mal bunları sayıyor. Fakat Allah ile aldatma tabirini kullandığı zaman
pekiştirme ifadeleriyle diyor ki, sakın sakın aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Çünkü o aldatma, o aldatmanın yapacağı yıkım ötekilere benzemez. Sizin kandırır malınızı alırsa biri, bunu bir hafta sonra fark edersiniz. Evinizi soyarsa, 3 gün sonra fark edersiniz. Sizi bir biçimde aldatırsa, bunu 5 ay sonra, 1 sene sonra, 5 sene sonra fark edersiniz. Fakat Allah ile aldatılan kitlelerin bunu fark etmesi asırlar sürüyor. 9-10 asır sürdü Engizisyon'un zulmü. Şimdi Allah ile aldatılırsanız ne olur? Büyük Mevlana, bu toprakların manevi mimarlarından biri, onun oğlu ve halefi Sultan Veled vardır. Sultan Veled'in de büyük bir ifan hazinesi olan Marifi vardır, kitabı. Sultan Veled Mevlana'dan almıştır ama şu ifade Sultan Veled'indir. Diyor ki, bütün sıkıntıları aşmak için la havle çekerek Allah'a sığınır. Fakat eğer senin sıkıntılarına bizzat Allah sebep yapılmışsa hangi la havle ile kurtulacaksın? Şimdi anlıyor musunuz Kur'an-ı Kerim'in Allah ile sakın aldatılmayın, çünkü o zaman iflah etmezsiniz demesinin hikmetini. Şimdi en büyük mucizesi Kur'an'ın budur. Bizzat Kur'an'ı vahyeden kudret sizi benimle aldatacaklar, dikkatli olun diyor. 2. Bir büyük mucize daha Kur'an-ı Kerim'de. Buna ben Bakara 213 mucizesi diyorum ki bu kitapta bir başlıktır. Bakara suresinin 213. ayeti yarım sayfadan fazla bir ayettir. Uzun bir ayettir. Ne diyor biliyor musunuz? Özetini veriyorum. İnsanlığın ıstıraplarının, kavgalarının, boğuşmalarının, didişmelerinin, kanın, dehşetin, şiddetin arkasında Allah'ın rahmet olarak gönderdiği dini temsil ettiğini söyleyenlerin kötülükleri vardır. Bu kadar. Bunu da hiçbir kutsal metinde bulamazsınız. 3. Yine Kur'an-ı Kerim bir mucize daha önümüze koyuyor. Bir büyük eleştiri daha getiriyor. Ve hitap kendi müminlerinedir. Ey iman edenler! Şunu bilin ki ruhban ve ahbar, Yahudi ve Hristiyan din adamları, tabi İslam'da din sınıfı yok ve Kur'an vahyedildiği zaman zaten böyle birilerinden bahsetmek mümkün değil ama Nas'ın nüzulunun özel oluşu onun manasının umumiyetini engelli. Yani nüzulün hususiyeti sebebin umumiyetine, sebebin hususiyeti mananın umumiyetine engel değildir. Şimdi ders alması gereken Kur'an müminleridir. Çünkü ey iman edenler diye başlıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bu dini temsil edenler. Hahamı, rahibi ve tabii ki sonradan gelen bizimkiler, adları neyse. Tabire bakın şimdi. İnsanların mallarını doymaz bir şekilde lam-ı te'kid kullanmıştır. Le-ye-külüne. Ben onu tıka basa diye ifade ediyorum. Te'kidi evet. Başka veremem. Doymaz bir şekilde yerler ve insanlara sizi Allah'a götüreceğiz diyerek Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Şuna bakar. Allah'ı aldatma aracı yapan birinci derecede kişiler, dini temsil ettiğini söyleyen kişilerdir. Bakara 213'te enteresan bir ifade var. Din, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahyi ve ilmi yüklenen kişiler diyor. Onların bağı, yani onların azmaları, doymazlıkları, hasetleri, kavgaları, kincilikleri insanların kavgasına yol açıyor. Bu Kur'an'ın hiçbir dinler tarihi eleştirisinde bulamayacağınız mucize uyarılardır.
Şimdi bu aldatma insanoğlunu perişan edecektir. Bunu Kur'an değişik bağlamlarda onlarca yerde ifade ediyor. Tedbir. İlk tedbir Kur'an-ı Kerim'e göre aklın işletilmesidir. Ragıb el-İsfahani Kur'an dilinin büyük ustalarından birisi aklın işletilmesi meselesini incelerken Kur'an adına Ezzeri adlı muhteşem eserinde akıl komutan olacak diyor. Akıl komutan olacak. Eğer akıl komutan olmazsa dinden de hayır görmezsiniz. Maalesef İslam dünyası aklı komutan olmaktan çıkarmış, köleleştirmiştir. Aklın prangaları hala İslam dünyasında kırılmamıştır. Binaenaleyh aklı komutan yapan ve aklı işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyen bir dinin aklı prangalayanlar tarafından hayra vesile kılınması mümkün değil. İki, ilmin öne çıkması lazım. Bakın Kur'an açık veriyor bunu. Kur'an ilme çirkinlik izafe etmez, imana çirkinlik izafe eder. Çünkü iman sübjektiftir. Duygu imanı tahrip aracı yapabilir. Bizim milletimizin saf tertemiz imanını onun aleyhine nasıl kullanıyorlar? Farkında değil. Samimiyeti ve duygusallığı bu işin şeytani tezgahlarını kurmuş olanlar tarafından içeriden dışarıdan halk kendi diniyle vuruluyor işte. Yani saygısından ötürü Allah'la dinle vuruluyor. Kendi kullanabileceği direnç kuvvetlerini ve imkanlarını kullanmıyor. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Sevgi insanı kör kütürüm hale getirir. Çünkü duygu her şeyi örter, aklınızı işletemezsiniz. Niye Kur'an-ı Kerim aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyor? Çünkü aklı işletmezseniz duygu sizin ayağınıza bir pranga gibi dolanır ve bunu istismar ederek sizi mahvederler. Kendi dininizle mahvederler. İşte bakın içeride dini bizim aleyhimize kullanıp milleti soyanlar devri bitti. Şimdi okyanusun öbür tarafından birileri dinin adına bile müdahale ederek dini aleyhimize kullanıyorlar. Binaenaleyh bizim milletimizin aklın ayağına vurulmuş bağları çözmesi lazım. Allah bu noktada bu millete bir lütufta bulundu, kıymetini bilmedik. O lütuf Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bana göre Mustafa Kemal Atatürk'ün, o büyük gazinin, Kurtuluş Savaşı'ndan daha önemli bir iş yaptığını düşünüyorum İslam dünyası genelinde. Aklın ayağındaki prangaları kırmıştır. Fakat ondan sonraki süreçte bu prangalar yeniden milletimizin ayağına bağlandı. Bakın, bunu özellikle ifade ediyorum. Yani bizim milli mücadelemiz, müdafaa-i hukuk zihniyetinin ve ekiplerinin verdiği mücadelenin İki dayanağı var. Birisi Kurtuluş Savaşı'nın sağlanması. Bu bir silahlı mücadeleydi. Bunu tarihin önünde büyük bir onur ve gururla başardık. İkincisi aydınlanmaydı. Aydınlanmayı maalesef hedefine vardıramadık. Hedefine vardırmak üzere uğraşırken aydınlanmayı tersine tepe taklak ederek Türkiye'yi tekrar karanlığa mahkum ettiler. Bakın bugün Türkiye'nin geldiği yer, aydınlanmanın önünü açması gereken İslam gibi bir dinin aleyhinize kullanılması suretiyle Türkiye iki asır geri götürüldü. Türkiye her gün Afganlaştırılıyor. Kitabının adlarından biri de nur, ışık olan bir din. Aklını işletmeyenler üzerine pislik yağar diyen bir din. Allah'ın en büyük sıfatlarından birkaçını da ilimle irtibatlandıran bir din, Allah'ın hayat sıfatının arkasından ilim sıfatını getiren bir din, bunlardan bahis yok, bunları
bu millete anlatan yok. Ne hale getirildi bugün? Karanlığın, geriye gidişin, hayatı geriye götürüşün bir nevi kurumuna dönüştürüldü. Ve bakınız, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı verdiği günlerdeki idrak ve aydınlıktan bile mahrum hale getirildi. Şimdi bu nasıl yapıldı? Bizi dinimizle vurdular. Niçin? Çünkü biz dinimizin temel buyruklarını savsakladık. Dinimizin hurafelerle karartılmış çehresini din zannettik. Esas cevherindeki, özündeki ışığı ve güzelliği göremez hale geldik. Olay budur. Zannettik de yoksa bizi o yönde mi eğittiler? İki, biraz önce bir soru sormuştum. Şimdi Allah ile aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Sözü, çünkü ondan kurtulmak zordu. Bakın kurtulamıyor. Sözü bizden niye gizlendi? Onu da bir mesela açarsanız. Şimdi bir şey söyleyeyim milletimize. Onu da bir gün milletimizin önüne koyacağım. Benim bir çalışmam var. Bu yıllardır sürer. Böyle milim milim gergef gibi onu işliyorum. Kur'an'da üstü örtülen beyineler. Beyine hem ayet manasında, hem mesaj manasında, hem ilahi belge manasında Kur'an'da üstü örtülen yüze yakın beyine vardır. Müslüman camiadan saklanmıştır. Mesela Kur'an raiyeleşmeyin diyor. Raiye hayvan sürüsü demektir. Söylenmiş mi Müslüman dünyaya? 6,5 asırlık hem de en ciddi, İslam'a en saygılı Osmanlı İmparatorluğu'nun kitlesinin, milletinin, halkının hukuktaki adı raiyedir. Sürü demek. Sürü olacak ki padişah da çoban olsun. Kral da çoban olsun. Kur'an-ı Kerim padişahlık ve sultanlıkları zillet, meskenet ve zulüm sistemi olarak tanıtıyor. Birbirine bağlı bu. Kur'an'ın ilahi insicamı bu. Bunu görmek lazım. Bunu göstermediler millete. Kur'an adına sadece Arap harflerinin telaffuzunu öğrettiler. Ayın şöyle okunur, dat böyle okunur, kaf şöyle çıkarılır. Büyük Elmalılı diyor ki, kaf patlatmak, ayın çatlatmakla Kur'an anlaşılmaz diyor. Tefsirinde bu vardır aynı. Bu tabirleri kullanıyor. Biz işte bunu Kur'an okumak zannettik. Hele bir de buna sevap alacaksın, mezarlıkta oku dendi mi biz bittik. Kur'an bunları istemiyor. Kur'an bunları nefyediyor. Bunları kaldırıp atıyor. Ne istiyor? Benim dediğimi anlayın ve hayatınıza sokun. Nerede o? Siz Arap harflerinin Kur'an Arapça inmiştir diye telaffuzunu karnından, gırtlağından şöyle çıkacak diye senelerce çoluk çocuğuna öğreterek Kur'an mesajını nasıl anlayacak? O kitabınızda o çok geniş var. Ben onu soracağım biraz sonra. Şimdi size şuraya getireyim. Sizin sorduğunuz sorunun sadef kısmına gelelim. Bizim mesela Kur'an bu beyinelerden birini söyledim. Raiyeleşmeyin diyor ve kimseyi başınıza rai, çoban yapmayın. La tekulu ra'ina. Bize çobanlık et demeyin kimseye diyor. Kim olduğu gösterilmemiştir. Hiç kimseye demeyin. Asırlardır çobanlaştırmışlar Müslüman camiayı ve başına sürü koymuşlar. Hazreti Peygamber diyor ki, benden sonra 30 yıl ciddi devlet yönetimi ve halifelik olur. Halife devlet başkanı demek. Yani Arapça olmayınca kıyamet kopmuyor. O demek o. 30 seneden sonra diyor bu, hadiste değişik ifadeler var fakat hadisin
esas omurgası Elbani'nin de ifade ettiği gibi sağlam, mevsup, güvenilirdir. Ve tarih tarafından doğrulanmıştır Hazreti Peygamber'in mucizevi ihbarlarından biridir. Bazıları diyor ki, öyle hadis olur mu? Peygamber nereden bilecek? Ya sokak siyasetçilerinin vizyon koydukları 10 yıl, 20 yıl sonrayı gördükleri bir dünyada Kur'an'ın mahvede olan peygamber 30 yıl sonrasını göremeyecek mi? Böyle ahmaklık ve eblehlik olur mu? Peygamber nereden bilecek? Bu gaybı bilmek değil ki, bu vizyon koymaktır. Müsaade edin de Kur'an'ın mübelliği olan peygamber de 30 yıl sonrası için bir vizyon koysun. Şu terbiyesizliğe bakın. Ben bunu bir yerde söyledim. Bir takım utanmazlar bunu eleştiri konusu yaptılar. Peygamber 30 yıl sonrayı nereden bilecek? Şuna bakar mısınız? Peygamber'e binlerce isnat edilmiş yalanı senelerce bu millete din diye yutturan adamlar şimdi işin hakikatine temas ettiğinizde hemen kıyamet koparıyorlar. Benden 30 yıl sonra diyor, bu devlet yönetimi yani hilafet meselesi çığırından çıkar, ceberuta dönüşür. Hatta bir yerinde de hadisin diyor ki, mülk-i adud veya melik-i adud olur. İki türlü de okunur kelime. Adud ne demek biliyor musunuz? Kamus mütercimi bunu ısırgan it, ısırgan at diyor. Ahteri'de de aynı şey var. Azmış, ben bunu hafifleterek fazla taciz edici olmasın diye hafifleterek diyorum ki azmış zalim hükümdarlar eline geçer diyor Hazreti Peygamber ve tarih bunu doğrulamış. Hulefai Raşidin dediğimiz ve hepsi demokratik seçimle iş başına gelmiş, seçimde hile olmuş diyenler var. Efendim seçimde hile başka bir şeydir. Seçimin yapılması başka bir şeydir. Bir defa seçim nosyonu o çok önemli. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de seçimle gelmiş. E filancası hileli seçimdi. Olabilir. Dört halifenin görev yaptıkları zamanı topladığınızda tamı tamına 30 yıl oluyor. Ondan sonrasının ne olduğu malum, peygamber evladının katliyle devam etmiştir. Bunu haber veriyor Hazreti Peygamber. Bir vizyon koyuyor, bu gaybı bilmek filan değil. Kaldı ki söz konusu peygamber ise Cenab-ı Hak bildirir ve gaybı da bilir. Gaybı peygamber bilmez ama Allah peygambere bildirirse bilir. Hesaplarına gelmedi mi peygamberi sıradan bir insan konumuna getiriyorlar. Hesaplarına geldi mi ilahlaştırıyorlar. Şimdi şuna gelelim. Üstü örtülen değinelerden biri de Allah ile aldatılmayın uyarısıdır. Defalarca Kur'an'da geçtiği halde milletimize bunu anlatmamışlardı. Ne diyorlar biliyor musunuz? Açın mealleri okuyun. Parantez açarak. Şeytan sizi Allah konusunda aldatmasın. Şimdi ben bir makale yazdım. Bu hezeyanlarla ilgili ve bu şekilde milletin önüne konan tercümeleri de burada baştan sona deşifre eden bir 6 sayfa makale. Bunun belki ileri baskılarında, şu anda tabii bunları keserek bu kitaba bir ilave yapmak mümkün değil. İleriki zamanlarda veya ayrı bir çalışma olarak vereceğim bunu. Ayeti resmen tahrif ediyorlar. Kur'an'ın söylediği açık şudur. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ba edatı carını kullanmıştır. Bunun da temelde üç büyük anlamı vardır car edatının. İlfak, sebebiyet ve istiane. Yani manalar şudur. Allah'ın adına kimse sizi aldatmasın. Ba car edatının manalarını dikkate aldığımız zaman Arapçayı bu kıratta bilip ve değerlendireceksiniz. Sokak Arapçasıyla, lokanta Arapçasıyla, bilmem ne Arapçasıyla bu iş olmaz. Bu işte elini bu işe atanın muallakat şiirini ezbere bilerek bu işe başlaması lazım. Bu babamın bir sözüydü. Muallakatı ezbere bilmeyenin Kur'an'a
ilim adamı sıfatıyla yanaşması doğru değildir. Halk olarak ilim adamlarının yazdığını okusun. Şimdi bakın. Billahi diye bacar edatını kullanmış. Müsaade edin, bu biraz sizi belki yoracak ama. Hayır, beni yormaz, izleyicileri yorması. Ama bunu da takip eden, bu ülkede özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çok alim adamların olduğunu biliyorum. Onların da bir nasiplerini vermek lazım. Şimdi ba'nın ilsak manasıyla bu ayetlerin manası şöyle verilmelidir. Hiç bunun tartışması yok. Allah adına kimse sizi aldatmasın. Şimdi müsaade edin. Aldatan sizi sakın Allah'a tutunarak, ona yapışarak aldatmasın. Billahi'deki bağ edatının ilsak manası. 2. Aldatan sizi sakın Allah'tan yardım alarak veya Allah'tan yardım gördüğünü iddia ederek aldatmasın. Bağ'ın istihane manası. 3. Aldatan sizi sakın Allah'ı sebep göstererek aldatmasın. En büyük mucizelerinden biri burada. Bu da bağ'ın istihane manası. Bu Kur'an kelamı. Yani şimdi, kaç yerde geçiyor bu? Evet. Ayet 3 yerde geçiyor ama ayetin her geçtiği yerde bu 3 manada var. Evet. Çünkü aynı kelimeler kullanılmış. Şimdi Allah'ı sebep göstererek aldatma. Aklınıza gelir mi? Bu kitapta mesela Allah ile aldatmanın inkar cephesi diye bir başlık vardır. Sade Allah'a inananlar Allah ile aldatmıyor Nait Bey. Allah'ı inkar edenler de Allah ile aldatıyorlar. Bu sebebiyet onu gösteriyor. Bakın. Nasıl aldatıyor? Allah'a inandığını söyleyerek Allah ile aldatanların ürettiği ahlaksızlık, soygunculuk, yalan, rezillikleri göstererek işte sizin din dediğiniz, iman dediğiniz, Allah dediğiniz, İslam dediğiniz budur. Bırakın bunu diye aldatıyor milleti. Bu da Allah ile aldatmadır. Nasıl aldatmadır? Aldatan sizi sakın Allah'ı sebep göstererek aldatmasın. Billahi'deki bağının sebebiyet manasıyla aldatmadır. 3 tür aldatma çıkıyor burada. Ha şimdi siz bunu millete verdiniz mi? Ne diyor? Oradaki bağı yutuyor. Garura bir parantez açarak şeytan diyor. Ondan sonra da diyor ki aldatan şeytan, şeytan sizi. Ya nerede şeytan? İniş sebebinde şeytan söz konusu olabilir ama sebebin hususiyeti nas'ın umumiyetini bağlamaz. Bu kural tefsirde hakim kuraldır. Diyor ki şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın. Ya bunun manası var mı Allah aşkına? Kur'an'ın bu muhteşem mucizevi uyarısını ayet üzerinde oynayarak ve ayette kullanılan edatları tahrip ederek, yok sayarak bu şekle getiriyor. Sor kendisine bakayım bu ne demektir, izah etsin. Şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın. Ne hakkı? Bağ edatı var orada. Fi edatı yok. Bağ edatının zarf manasında kullanılması için karine lazım. Olsa bile bunun manası yok burada. Bunlar çok teknik konular. Şunu demek istiyorum. Kur'an'da üstü örtülen beyinelerden biri de budur. Milletimizden bunu asırlarca saklamışlar. Çünkü Müslüman kitle, ya beni inandığım, secde ettiğim Allah'ı vasıta yaparak aldatacaklar. Şimdi adam diyor ki, kitabı alıyor bu kitabı eline. Ben çok samimi, temiz insanlarla karşılaştım. Allah ile aldatmak. Ya diyor, Allah ile aldatmak kelimesi yan yana gelir mi? Haklı. Ben dinliyorum. Bana diyor şimdi bunu. Lütfen kapağı açar mısınız diyorum. Açın açın. Aç. Ha bakıyor Allah aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Kur'an Lukman 33, Fatır 5, Hadid 14. Ya Kur'an diyormuş bunu diyor. Ha bitti. Şimdi ben de zaten oraya geleceğim. Şimdi izin verirseniz hemen size bir soru soracağım. Çok teknik konuştum. Efendim. Dinleyenlerden de özür diliyorum ama hayır, ben size bu kitap tartışılmadı. Yani ben istiyorum ki... Sayın Öztürk, evet. Ben de onu söyleyeceğim, peki, izin verirseniz. Şimdi aşağı yukarı
55 dakikadır konuşuyoruz. Daha peki, ikinci tamam. soruyu peki, sorabildim. Peki, peki. Eğer sizden söz alabilirsem önümüzdeki hafta bunu devam edelim. Çünkü izleyicilerimizden de çok soru geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bu akşam yetiştirebildiğimizi yetiştirelim. Önümüzdeki hafta da eğer sizden müsaitseniz devam edelim. Bunu talimat telafi ederim. Çünkü hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu olayın halkımız tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de öyle inanıyorum. Şimdi efendim ben hemen şunu sormak istiyorum. Kitabın kapağından hemen sonra kapağı açıyoruz. Biraz önce siz okudunuz. Lokman 33, Fatır 5, Hadid 14'ü yazmışsınız. Aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Tamam. Hemen altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, vecizesi var. Evet. Hak olan Kur'an, haksızlığı kabule vasıta yapıldı. Yine onun hemen altında, evet. yine Gazi'nin çok önemli bir lafı var. Dünyanın yarısını her zaman ve dünyanın hepsini bir zaman aldatmak mümkündür. Ama fakat bütün dünyayı her zaman aldatmak mümkün değildir. Şimdi ben bu aldatan sizi Allah'la aldatmasını anlıyorum. Yazmışsınız çok güzel. Ama bu ikisi niye? O ikisi ne biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal'in Kur'an'dan nasibinin göstergesi onlar. Gazi Mustafa Kemal ne din alimidir, ne müftüdür, ne şeyhtir, ne de böyle bir kaygısı hesabı vardır. Ama fıtratı sağlam, dehası yerinde ve Muhammedi terbiye içinde gelmiş, yetişmiş, o ferasetten nasipli bir büyük önderdir. Bakın nasıl yakalamış meseleyi. Diyor ki, hak olan Kur'an haksızlığı kabule vasıta yapıldı. Bakın İslam tarihine, Muaviye ile Hazreti Ali'nin kavgasından beri Kur'an'ın sayfalarının mızraklar ucuna dikilip Hazreti Ali'nin mağlup hale getirilmesi oyununa gidin ta oraya, oradan beri gelin. Hazreti Ali şimdi burada nasıl aldatılıyor Allah ile kitle, ona bir temas edelim. Hazreti Ali onu anarken İslam terbiyesi kerremallahu veçhehu der. Allah yüzünü aydınlatsın. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali için, yalnız onun için kullandığı bir tabir var Nâhit Bey. Diyor ki, ey Ali sen konuşan Kur'ansın, Kur'an-ı Nâtıksın. Bu sıfat bir Cenab-ı Peygamber'indir, Kur'an'ın zaten mahvedi odur, indiği insan odur. Bir de Hazreti Ali için kullanmıştır bunu. Sen ilim beldesinin kapısısın, onlar tamam ama sen konuşan Kur'ansın diyor. Muaviye ile Sıffin'deki hadisede Muaviye yenileceğini anlayınca mızrakların başına Kur'an sayfalarını sokarak bu hakem olsun aramızda diyor ya, işte Allah ile aldatmanın en yaman göstergesi ve başlangıcı burasıdır. Sonra bakın minel ezel ilelebet Sıffin'den Beyazıt Camii'nin avlusuna, aynı oyun orada da sergilendi Kur'an ellerine alınarak. Dışarıdan kotarıldı. Ama aynı oyun sergiledi. Hazreti Ali diyor ki taraftarlarına, buna inanmayın diyor. Bakın inanmayın, bunların kılıçlarından hala Müslüman kanı damlıyor. Bunlar ne zamandan beri Kur'an'dan nasiplendi de bunu hakem yap. Kur'an'ın kağıtları hakem olmaz diyor. Ahkamı hakem olur. O ahkamı da ben bilirim, Muaviye bilmez. Siz diyor bilmez misiniz ki Cenab-ı Peygamber bana konuşan Kur'an dedi. Konuşan Kur'an burada dururken diyor, kağıtlara niye teslim oluyorsunuz? Dinletemiyor kendini. Ve işte İslam'ın kaderi orada ters dönüyor. Ve Kur'an-ı Muhammedi İslam'ın yerine saltanat dini, emevilik, Arap ideolojisi İslamlaşıyor. Siyasal İslam dedikleri musibetin ve bugün Haçlı'yla işbirliği yapmış
dinci anlayışın prototipi ve ana damarı orasıdır. İşte Allah ile aldatma oradan beri geldi. Bugün başka bir takım nüansları kullanarak aynı zihniyet, aynı anlayış, aynı hedef sürdürülüyor. Şimdi üstü örtülen beyine millet tarafından keşfedilmedikçe, bakın benim Allah ile aldatmak kitabım ilktir. Belki bundan sonra Allah ile aldatmayı anlatan nice düşünce adamı nice kitaplar yazacaktır. Ama ben Kur'an-ı Kerim'in üzerimdeki hakkını, ruhaniyetini bu kitabı ilk Müslüman milletimizin önüne koymakla ödemek gibi bir gayretin altındayım. Muvaffak olursam tabii çok bahtiyar olacağım. O bakımdan milletimiz daha bunun gibi çok Kur'an hakikatının üstünün örtüldüğünü ve bu üstü örtmenin de din adına yapıldığını, çünkü bu beyinelerin üstü açılırsa bundan en büyük zararı din adına nara atan avukatlık yapanların göreceğini onlar biliyorlar. Halk bilmiyor. Halk bilmiyor. O zaman ben solcusuna, molcusuna, işte ben laikim, din söylemi kullanmam diyenlerine, vicdanlarına hitap ederek buradan diyorum. Bu zehirin pan zehiri bu dinin içinden çıkacak. Bu zehirin pan zehiri Kur'an'dan başka hiçbir yerden çıkarılmaz. Ve üretilen zehire, pan zehir üretenleri de din istismarıyla suçlamak öyle insafsızlık falan değil, düpedüz namussuzluktur. Siz milletin damarına bir zehir zerk edeceksiniz. Bin yıllık muazzez dinimizi bizi yıkmak için haçlılarla işbirliği yapıp kullanacaksınız. Ben buna karşı çıktığım zaman bir takım serseriler de çıkıp diyecek ki bana, sen, biz layık adamız, biz böyle söylemler kullanmayız. Peki o zaman niçin ılımlı İslam'ın Türkiye'yi mahvetmesinden rahatsız oluyorsun? Nasıl aşacaksın bunu? Ben hepsini Sayın Deniz Baykal'ın gösterdiği haysiyete, idrake, ferasete çağırıyorum. Efendim şimdi o çok muazzam bir örnek koydu Deniz Baykal bu tür insanların önüne. Dedi ki Allah ile aldatmak kitabında el atılan konu Türkiye'nin en hayati konusudur. Ve din istismarına karşı din söylemi kullanmak laikliğe aykırı değildir. Ben 20 senedir bunu söylüyorum. Özellikle bu kartoros solculara bunu ben anlatamadım. Efendim bir de yönetim kurulu başkanımız, Başkent Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor. Evet, o bu işi ilk fark edenler. Haber al diyor ki evet. Dini mutlaka öğrenip sahte dincilere karşı doğruyu anlatmak, halkı aydınlatmak bizim görevimizdir diyor. O bu işi şu anda sizin yaptığınız da Sayın Rektör'ün çeşitli konuşmalarında yaptığı da zannediyorum bu. Biliyorum. Şimdi efendim siz bilir misiniz Sayın Haberal Rektör Bey 15 sene kadar önce bana Türkiye'de çok ciddi yerlerde, çok ciddi topluluklara konferans verilen insanlardan biridir. Yani haber al, şimdi açtığınızda söylüyorum televizyonunda, ben belki 50 defa konuştum, hiç böyle bir bahis açılmamıştı. O zaman hakkı yerine getirelim. Ben de hakkını vermek için söylüyorum zaten. Bu meselenin idrakinde en iyi noktaya gelen insanlardan biridir. Onu da milletimizin önünde bir hakkı teslim olarak burada ifade edelim. Zaten aksi olsaydı siz bu kitabı bu şekilde buradan nereden program yapacaktınız? Efendim, kaç kişi nasıl yaptı? Sayın Rektör bu televizyonu kurmasaydı, bize bu yetkiyi vermeseydi
biz burada bunları nasıl yapardık? Yapamazdık, mümkün değil. Televizyonu başka kurar da size bu yetkiyi vermeyebilir. Bütün mesela. Ne televizyonlar var? Şimdi efendim, İktidar rahatsız olur, dinciler rahatsız olur diye kelime anlıyorlar. Sayın Rektör'ün Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmadığını her yerde söylediğimde söyleyelim. Ve ondan sonra size ben şunu sormak istiyorum. Kitabınızda diyorsunuz ki, Allah ile aldatmanın üç dayanağı var. Havel, düvel, değer. Kaçıncı sayfa? Valla sayfasını hatırlamıyorum ama bunu Ebu Hamza'ya dayandırıyorsun. Evet, o muhteşemdir ama şimdi ben onu göreyim. Çünkü 400 sayfanın içinde Ebu Hamza'nın o sözlerini, Allah ile aldatmanın üç dayanağı. Evet. 46. sayfa. Evet. Müsaade edin biraz bunlara da televizyonlar alıştım. Ben de hemen buldum. Ben de buldum. Evet. Ben de buldum. Ebu Hamza el-Harici. Evet. 130'da ölmüş adam. Yani Tabiun devrinde. İslam'ı yozlaştıran Emevi krallığının kurucusu Muaviye'nin yönetimini ve kişiliğini anlatırken hem Allah ile aldatmayı hem dinci siyasetleri tanımamıza yardımcı olan muhteşem bir tespit yapmaktadır. Şöyle diyor. Hazreti Peygamber tarafından hem kendisi hem de babası lanetlenmiş bir adamdı. Birisi için. Allah'ın kullarını, işte burası önemli. Nasıl aldatılıyor? Havel. Müslümanların mallarını düvel, Allah'ın gönderdiği dini delel yaptı. Allah ile aldatmanın üç dayanağı bunlar. Niçin yapılıyor Allah ile aldatma? Havel için bir, köleleştirmek demek. İşte raiyeleşmek demin anlattık. Düvel, halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak demek. Kur'an'ın mucizelerinden biri derken demin bunu atıf yaptık. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyelim burada. Ebu Hamza el-Harici, makamı cennet olsun, bu düveli, bak, halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak demek. Nahit Bey, siz bilir misiniz ki Kur'an-ı Kerim kamunun mallarını çalıp çırpan ve ait olduğu yere ulaşmasını engelleyenleri dinsizlikle suçlamaktadır. Dini inkarla suçlamaktadır. Ve Hazreti Peygamber bunların cenaze namazlarına gitmemiştir hayatı boyunca. Şimdi 30 yıldır bu ülkede mesela ben buradan Müslüman din kardeşlerime hitap ediyorum. Biz Müslümanlığın meseleleri listesini nasıl tersine çevirdik? 30. sıradaki mesele 1. sıraya çıktı. Listeyi ters çevirdiler bize. Onun için tepe taklak gidiyoruz. Şimdi bir kitap düşünün. Kamunun haklarını çalan, kamu mallarına musallat olanlar dini tekzip etmiş sayılır diyor. Maun suresi, 3 satırlık bir sure. Dini tekzip edenler kimdir diye bir cümle, bir soruyla giriyor sureye. Sonunda da bunun cevabını veren bir ayetle bitiriyor. Diyor ki bunlar kamu mallarının ait oldukları yere ulaşmasına engel olurlar. Peki biz bunu Türkiye'de koyduk mu, söyledik mi millete? İşte Allah ile aldatma niçin Kur'an'ın beyinelerinin üstünü örtüyor? Çünkü düveli işletemez. Hamza el-Harici'nin dediği, halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak. Nasıl çalıştıracaksınız bunu? Allah ile aldatarak çalıştıracaksınız. Birkaç tane ihane çadırı kuracaksınız, birkaç fakiri orada doyuracaksınız. Ondan sonra alın teri ve emeğe ihanet edeceksiniz. Milletin alın terinden biriken kamu haklarını talan edeceksiniz, yandaşlarınıza talan ettireceksiniz ve bir yandan da kelime-i şehadet ve salatu selam çekerek milleti duygusal yönden okşayıp kandıracaksınız ve hakların üstüne yatacaksınız. İşte bu. Üçüncüsü, bir de diyor ki, develle de aldatılır. Bu Arapça kelimeler kafiyeli de olduğu için kullandım bunları. Devel nedir? Dil değeri veya kurumu
pusu kurmak amacıyla kullanmak. Kur'an-ı Kerim bunu mesela takvadan uzak çıkar amacıyla yapılmış camiler için kullanır bu tabiri. İrsak diyor. Rasatla aynı kökten bir tabirdir. İnsanları rasatlamak için kullanılır bu camiler diyor. Bunlar insanları birbirine düşürmek için, tefrika için kullanılır. Kur'an'ın tabirleri. Bunlar insanlara zarar vermek için kullanılır. Bu niteliklerini verdikten sonra diyor ki Hazreti Peygamber'e hitaben, sakın bu tür mescitlerde namaza durma, ibadet etme. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim hem de İslam'ın muazzez peygamberi Muhammed Aleyhisselam İslam mabedinin yani caminin Müslümanları vurma aracı olarak kullanılacağına defalarca ve çok sarsıcı ifadelerle işaret etmişlerdir. Siz bilir misiniz ki peygamberler tarihinde yalnız ve sadece bizim peygamberimiz cami yıkmıştır. Hayatında 3 tane cami söz konusudur. 2'sini yapmış, 1'ini yıkmıştır. Mescid-i Dırar dediği Kur'an 4-5 ayetle bunun niçin yıkıldığını veriyor bize. O filan cami için, efendim, sebebin hususiyeti, sebep hususi olur. Her Kur'an ayeti bir özel sebeple inmiştir. Ama bu, o ayetlerdeki umumi manaya, onun genelliğine engel değil. Nas'ın umumiyetine mani değil. Binaenaleyh, Mescid-i Zırarlar'da devamlı vardır. Şimdi bakın size ben bugün bana gelen bir telefondan bahsedeceğim. Bizim insanımız, o pırıl pırıl dindar insanımız, dincilik şeytanları tarafından nasıl vuruldu? Tipik bir örnek. Bugün bana bu programın anonslarını izlemiş, Yusuf Canlı diye bir vatandaş telefon etti. Ankara'da. Dikmen Camileri Dernek Başkanı olarak kendini tanıttı. Telefon numarası da burada. İsminizi ben anmadan söylerim dedim, bu çektiğiniz acıyı falan. Benim ismimi an dedi. Şimdi söylediği kısaca 2 şey. 1. Biz Allah rızası kazanalım diye bu camilere hizmet, bunları yapmak için yollara düştük, seferber olduk. Geldiğimiz yer sadece birilerinin buradan nemalanması değil, belediyelerde musallat oldu diyor. Belediye bizden caminin altından dükkan istiyor. Şimdi İslam fıkhına bakıyorsunuz, İmam Malik gibi bir adam caminin içinde sadaka sandığı konduğu için bir küçük sandık koymuşlar Küfe'de. İmam Malik, Malikilik mezhebinin başı, muhaddis, fakih, muhteşem, anıt bir insan. Ve tabiun dönemi insanı, 179 Hicri ölüm tarihi. Bu insan Küfe'ye geliyor, misafir eden, bir yere giriyor, mescit var, namaz kılacak. Bir sandık görüyor orada böyle küçük. Bu nedir diye soruyor. Diyorlar ki bu sadaka sandığıdır. Bunun içine zenginler imkanları nispetinde para atar, burada namaz kılarken. Biz o paraları zaman zaman toplar, sandığı açarız, civardaki fakirlere dağıtırız. Bundan daha iyi niyetli bir iş olabilir mi? Diyor ki İmam Malik, ha, desenize burası mabet değil, dünyalık toplama yeri. Ben burada namaz kılmam diyor, çıkıyor. Şimdi hayır hasanat yapmayalım mı? Caminin dışında yapacağız. Caminin içinde Allah'a ibadet dışında hiçbir şey sokamazsın. Kur'an yüzlerce ayetinde bunu söylüyor. Sokarsan işte buraya gelir. Caminin altında 30 tane dükkan yaparsın. Trilyonlarla kira nereye gittiği belli değil. E müsaade edin o zaman belediye de 3 dükkan istesin. Bakın. Bir şikayeti daha oldu. Onu da biraz espri sayın, söyleyeceğim, imam arkadaşlar alınmasınlar. Bu şikayettir, ben iletiyorum kendilerine. Bu vatandaş dedi ki, izinli olduğu zaman caminin üst katındaki veya alt katındaki caminin evinde oturan imam namaza gelmiyor dedi.
Şimdi namaz kılınıyorsa biz onunla Allah'ın arasında ne? Ben onun o hesabın içinde değilim. Hiç oraya girmem. Allah'la onun arasında. Mesele şu. Ve ona vatandaş parmak bastı. Dedi ki, demek ki bunlar maaş için namaz. Yoksa bunlar Kur'an okuma ehliyetleri var, namaz kıldırma bilgileri var. Bu sıfatlarıyla namaz kıldırmazlar demek ki maaş aldıkları için. Şimdi İslam fıkhına bunu soralım. Din sınıfı yok. Din kisvesi yok. Dini liderlik, ibadet liderliği yok İslam'da. Sırf namaz kıldırmak için para almış insanların kıldırdığı namaz, başta Diyanet İşleri Başkanı değerli arkadaşımız ki fıkıhtır alanı, herkese soruyorum. Parayla namaz kıldıran bir insanın kıldırdığı namaz fıkhen geçerli midir? Bunu tartışmak lazım. Evet. Ve mesela bir ülke fakir bütçesinden 2 katrilyonu namaz kıldırma parası olarak verebilir mi? Bu İslam'ın ahkamına uygun mudur? Bırakın laikliği bilmem neyi şey. Laiklik, sosyal hizmet sayarsın, laiklikle problemin kalmaz. Verirsin. Ama İslam'ın ahkamına uygun. Eğer İmam Efendi orada bir eğitim veriyorsa hiçbir diyeceğim yok. Sırf namaz kıldırmak için. O zaman Türkiye'de Diyanet meselesinde bizim halledeceğimiz çok ciddi meseleler var. Çok ciddi. Bırakın laikliği şunu bunu. İslam'ın ahkamına aykırı yürüyor bu iş. Bundan hayır gelmez bu millete. Bunlar üzerinde operasyon lazım. Operasyon lazım. İşte İmam-ı Malik orada. Bir yandan hak ve sep diyeceksin. Öbür taraftan onların önümüze koyduğu bütün ışıkları ve aydınlıkları çiğneyeceksin. Ve böyle saçmalık olur mu? O zaman ne oluyor Nahit Bey? Bunu gören birileri, İslam'ın düşmanları suyun öbür tarafından diyor ki böyle yürümez bu iş kardeşim. Sizin dininizin adını değiştireceğiz. Bunun adı ılımlı İslam olacak. Buyur işte. Efendim şimdi daha sonra soracaktım ama camilerden, hocalardan söz edince o soruyu biraz öne çektim. Diyorsunuz ki Allah ile aldatmanın camilere tasallutu söz konusudur. Artık küresel düzeyde ve devam ediyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki Allah ile aldatmanın öncüleri de din sınıfıdır. Kur'an diyor. Bakara 213 diyor. Evet. Şimdi esasında bizim dinimizde ruhban sınıfı yok. Yani böyle bir sınıf yok. Esasında yok ama bu esasında yok. Peki o zaman yani bu nasıl oluyor? Biz başka Kur'an, bu halkı aldatanlar başka Kur'an mı okuyorlar? Bu konuyu aydınlatırsınız. Hayır. Kur'an aynı. Peki ne? Geldiği günden beri aynı. Bizim dinimizden Kur'an'ı çıkardılar. Bizim dinimizin Kur'an'la irtibatı kalmadı. Öyle işte birkaç şey. Bizim dinimizin Kur'an'la irtibatı Kur'an'ın sevap almak için ne demekse. Kur'an'da böyle bir tabir de yok. Kur'an'ı okursanız manasını anlamadan sevap alırsınız diye bir tabir yok. Bizim dinimizde Kur'an'ın yeri mezarlıkta ölülerin arkasından okunmaktır. Kur'an Yasin suresinde ben ölüler için gelmedim. Dirileri uyarmak için geldim diyor. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ Kur'an. Hem nerede diyor bunu bilir misiniz? Özellikle ölülere tahsis ettiğimiz Yasin suresinde. Adeta tokatlıyor bizi. Bunu da sakladılar millette. Ben size bir şey söyleyeyim. Diyanet camiasının değerli mensupları, arkadaşlarım, öğrencilerim var, arkadaşlarım var. Artık pek hocam kalmadı Diyanet'te benim. Yaşlandık çünkü. Şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in hayatında ölüler için Kur'an okuma diye bir hadise var mı? Hurafe kitapları dahil böyle bir şey var mı? Haccac döneminde bu başlatıldı. Emevilerin zalim Basra valisi. Ve ondan sonra dinleşti.
Kur'an'ı camiye hapseden Haccaç'tır. Camilere mushafları koydu ve dedi ki girin burada okuyun. Emevi camileri hapishane olarak kullanma zihniyetinin ilk mümessilidir. Muhammed İkbal 1920'lerin Hindistan'ında Müslümanlara hitap ederken diyor ki sizin bu girip saatlerce namaz kıldığınız camiler İngilizlerin hapishaneleridir diyor. Siz orada Muhammedi özgür insanların kıldığı namazı kılmıyorsunuz. Bakar mısınız şuna? Bakar mısınız? Yani bu millet bunları bilmiyorsa bunlar yok olmaz. Bakın Muhammed İkbal'den örnek veriyorum. İslam'ın o büyük vicdan adamı. Bakın Türkiye'de bugün resmi rakamı 80 bin, bana göre gayri resmileriyle mescitler dahil, onlar da Allah ile aldatma odağı olarak kullanılıyor. Çünkü 100 bin civarında mescit var, resmi gayri resmi. Bunları Batı emperyalizmi BOP hapishanesine dönüştürmek istiyor. Demin bahsettim işte Ankara'da yeni bir yapılanma, yuvalanma, dinle reform filan. Şuna bakar mısınız? Dinde reformu SİHA şefleriyle onların seçtikleri birkaç adam Türkiye'de. Siyasetten ve ilmiyeden. Bunlar kotaracak. Bakar mısınız buna? Camileri BOP hapishanesine dönüştürmek istiyorlar. Gardiyansız hapishane. Gardiyan parası bile vermiyor. Sonra imamın birisi İstanbul'un bir yerinde Kur'an'ın bir ayetini caminin önündeki öğretim tahtasına yazdığı için adamı takibe alıyorlar. Neymiş efendim? Bula bula bu ayeti mi buldum? Ya şu lafa bakar mısınız kardeşim? Şu lafa bakar mısınız? Din din diye bu milletin iki iktidar dönemi tepesine gelen bir iktidarın zamanında siz böyle bir şey yaşadınız mı? Bu yaşa gelinceye kadar. Bugün yaşıyoruz bunu. Bula bula o ayeti mi buldun diyor imama. Birileri şikayetçi oluyor bunda. Şimdi gelinen yer burası. O zaman defalarca yapacağız bu vurguyu ama bir yapalım şurada bunu. Allah ile aldatma zulmü ve ihaneti durdurulmadan bizim bu dinden hayır görmemiz asla ve asla söz konusu değildir. Aleyhimize işliyor din, bunu durdurmanın yolu Allah ile aldatmanın şeytani tezgahını durdurmaktır ki, bu kitabın zaten anlattıklarından biri de odur. Bugün artık Türkiye içinde basit menfaatler için bu aldatma kullanılmıyor. Küresel tezgahları var bunun. Bunu Batı emperyalizmi kullanıyor Müslümanlar aleyhine. Kitabın 5. bölümüne baktınız mı bilmiyorum. Allah ile aldatmanın küresel tezgahlarıdır 5. bölümün adı. BOP'un temel hedefinden bahsediyorsunuz. Evet, BOP işte bunun en çarpıcı projelerinden Orta Doğu'da İsrail'den daha büyük bir devlet bırakmamak hedefinden bahsediyorsunuz. Şimdi efendim bunlara geleceğiz. Bu hafta mı olur artık önümüzdeki hafta mı olur bilemiyorum ama şimdi çok önemsediğim ve çok üzerinde durulması gereken bir bölüm daha var. Evet. Kitabınızda. Dil mi kutsal, mesaj mı? Evet. Sorusu. Şimdi bize bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilemeyeceği, Türkçe okunamayacağı, Arapça okunacağı adeta dayatıldı. Ama siz şimdi burada mesajın çok önemli olduğunu, dilin önemli olmadığını söylüyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz bir başka bölümde. Diyorsunuz ki, temel ibadeti dışlayarak aldatma başlığı adı altında. O da ayrı bir başlığı altında. Çok önemli. Ona lütfen ama ikisini birlikte anlatmak belki daha doğru olacaktır. Anladım. Temel ibadet genel anlamda okumak, özel anlamda Kur'an okumak. İlle bunu Arapça yapmak zorunda mıyız? Hayır. Bir. Hayır. İki, bunları biraz da çarpısın. Açayım. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim Arapça vahyedildi. Niçin? Cevabı Kur'an'ın kendi veriyor.
biz bunu sana ey peygamberim Arapça vahyettik ki bunu kavmine anlatabilesin. Çekirdek nesil Arap. Peygamber onlara hitap edecek. Hatta bunu tahmin ediyor Kur'an-ı Kerim. Biz her gönderdiğimiz peygamberi, bu İbrahim suresinin baş ayetleridir, onun kavminin diliyle vahya muhatap kıldık ki onlara hakkın muradını anlatabilsin. Hikmeti bu. İmam-ı Azam buradan hareketle demiştir ki Kur'an lafızdan değil manadan ibarettir. Binaenaleyh Kur'an her dile tercüme edilir ve edilmelidir. İmam-ı Azam bunu söylüyor. Lütfen bakar mısınız? İmam-ı Azam Hicri 150'de öldü Küfe'de. Yani Hazreti Peygamber'den 100 küsür sene sonra. Bugün 1500'ü yaşıyoruz. İmam-ı Azam ve bu ülkenin hakim mezhebinin imamı da İmam-ı Azam'dır. Onu hürmet, şükran ve minnetle analım. Neler çektiğini en iyi bilenlerden biri benim. Öldüğü gün bile kafir olarak öldü. Allah onun cesediyle toprağı kirletiyor diye beyanat verenler vardır. Bakın, bakın İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'dan sonra İslam tarihinde Kur'an manadır, tercüme edilemez derseniz Kur'an'ın manası yok demektir bu diyen ikinci kişi Atatürk'tür. Bir toplantıda rahmetli Fevzi Çakmak, rahmetli Karabekir ve rahmetli Atatürk konuşuyorlar bu meseleleri. Fevzi Paşa ve Karabekir Paşa geleneksel kabulleri öne çıkaran, yine yani işin duygusal tarafında olan insanlar diyorlar ki efendim Kur'an tercüme mercüme edilmez. Büyük Atatürk'ün cevabı. İmam-ı Azam'ın söylediğinin kelimesi kelimesine aynıdır. Efendim öyle şey olur mu diyor Gazi. Tercüme edilemez demek manası yok demektir. Siz Kur'an'ın manası olmadığını mı söylüyorsunuz? Haşa. Kur'an manadan ibaret. Kur'an mesajdan ibaret. Evet, Kur'an vahyedildiği şekliyle ebediyen korunacaktır. O ayrı bir iş. Ben Kur'an'ı vahyedildiği şekliyle okurum, anlarım, ibadetimde de kullanırım, günlük hayatımda da kullanırım. Çünkü ben ömrümü ona verdim, benim onun diliyle ilgili bir sıkıntım olmadı. Ama dünyada 6,5 milyar insan var ve Kur'an bunların tümüne hitap ediyor. Bunların tümü benim gibi Arapça öğreninceye kadar Kur'an'ın içinde ne olduğunu anlamayacak mı? Böyle bir bühtanı İslam adına nasıl öne çıkarırsınız? İmam-ı Azam ve ekolü bunu Hazreti Peygamber'den daha 100 sene sonra kırmış ve yok etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in sahabisi içinde en büyüklerinden biri Selman-ı Farisi, namaz surelerini Farsça'ya tercüme ederek bunu ibadetlerinizde kullanın diyor. O zaman zaten ikinci dil Farsça var. Müslümanların başka konuştuğu dil yok. Ve bugün 100 küsür dil konuşan bir kitle, 2 milyar civarında bir kitleye siz diyorsunuz ki Arapça okumazsan ibadetini Allah kabul etmez. Bu düpedüz bir bühtandır ve dine iftiradır. Bu iftirayı uzun zaman Türkiye'de de yaşattılar ve maalesef Diyanet İşleri buna alet oldu. Sonunda Tarabya'da yaptığı toplantıda 120 ilahiyatçının katıldığı, benim de katıldığım bu toplantıda benim milletin önüne koyduğum bu İmam-ı Azam'ın açtığı bu çığır, bu görüş benim çektiğim bütün çilelerden sonra Diyanet tarafından da onaylandı ve Arapça ilahiyatıyla okuyamayanlar Kur'an'ın tercümesiyle de namazlarını kılarlar dendi. İmam-ı Azam'ın değil bu fikir sade. İmam-ı Azam bu ülkede egemen mezhebin öncüsü olduğu için adı geçiyor. İmam-ı Şafii'ye geçelim, İmam Malik'e geçelim, İbn-i Hanbel'e geçelim. Bakın, İmam-ı Şafii diyor ki, Şafii mezhebinin temel kabulü budur. Bırakın Kur'an'ın tercümesini. Kur'an'ı Arapça özünden layıkıyla okuyamayan bu işlerle uğraşmasın.
içinden geldiği gibi dua ederek namazını kılsın. Fatiha makamında içinden gelen duaları okusun diyor. Bakın bakın. Bir soru soruluyor. Peki orada muayyen bir zamanda bir şeyler dua okuması lazım. Bunu beceremiyorsa cevabı yine İmam-ı Şafii veriyor. Efendim cevabını kısa bir aradan sonra verelim. Yok yok bir cümle bunu buyurun. Söyleyeyim. Diyor ki İmam-ı Şafii o zaman Allah'a tefekkür etsin. Zihninden, kalbinden, gönlünden geçirsin. Fatiha miktarı bunu yapsın ve rüküye gitsin ve namazını kılsın. Efendim kaç teşekkür şey? Ediyorum. Kısa bir aradan evet. Sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Kırmızı Çizgi Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile sürüyor. Ancak sizden o kadar çok mesaj geldi ki bu iletileri, bu sorularınızı ve temennilerinizi önümüzdeki hafta program başlarken Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e soracağım. Şimdi bir de sizden çok fazla yine talep var. Efendim birkaç soru var. Bir, yurt dışında kitabı nerede buluruz? Yurt içinde kitap nerelerde satılıyor? Bir de sizin mail adresinizi, e-posta adresinizi sorarlar sevgili izleyenler. O konuda bilgi verdikten sonra biz yine Allah ile aldatmaya dönelim. Efendim, beni bağışlasınlar. Benim çalıştığım bilgisayar internete bağlı değil. Hiç bağlamadım. Onu evde bizim çocuklar takip ediyor. Şimdi ben öyle bir mail adresi veremeyeceğim. Yalnız yeni boyut var. Yani benim kitaplarımı, çalışmalarımı konu edinen kaç yıldan beri. Oraya yazabilirler. E-mail atabilirler. O zaman önümüzdeki hafta bunu verelim. Bunu ben getireyim. Ayrıca bir iki tane daha çocukların kullandığını da vereyim. Bu işle ilgilenen arkadaşların. Kitap yurt dışında nerede bulunur? Bunu tabii satıcılar oraya taşıyacak. Ama şunu söyleyeyim. Kitabın dağıtımında bu manada rol alan Ana Türkler sitesi internetten girerlerse oradan internet yoluyla satın alabilirler. Onun evet. Sistemi var ve işliyor o sistem biliyorum. Yurt içinde ise akla gelen her yerde bulmaları lazım. Eğer bulundukları şehirde bir kitapçı kitabı satmıyorsa o ya satmıyordur bilerek bilemem ben onu yahut da dağıtımcıların söylediğini söylüyorum. Tükenmiş. Ödemelerini yapmadığı için evet. Kitap vermiyor dağıtımcılar. Anladım efendim. Yani bu benim dışımda bir hadise ama mesela Diyanar'ın bütün satış yerlerinde İşte Remzi Kitabevi, Bilgisi, Alfası, bilmem, Finali, ben hepsini sayamayacağım burada. Ankara'da mesela Dost Kitabevi çok ilgileniyor, çok alıyor, ediyor. Duyuyorum çünkü bunları iletiyorlar bana. Herhalde ki bütün şehirlerde kitapçıları gidip tabiri caizse sıkıştırmak lazım. Onlar bunu alırlar. Yani kitap basılıyor, böyle bir sıkıntı yok. Efendim, bu akşamın son 22 dakikasına girdik. Haftaya devam edeceğimizi Sayın Yaşar Nuri Öztürk'le yeniden hatırlatalım. Ve hemen kitabınızın 91. sayfasında Müslüman kendi diniyle vuruluyor. Evet, maalesef. Hemen ondan sonraki bölümde de Allah ile aldatanların şeriat oyunundan söz ediyorsunuz. Gayet tabii. Bu konuyu biraz açar mısınız? Şimdi Müslüman niye kendi diniyle vuruluyor? Aldatanlar şeriat oyununu nasıl oynuyorlar? Öyle. Şimdi ben size şu günlerde masamın üstünde olan bir kitaptan bir şey söyleyeceğim. Bu kitap Faik Reşit UNAD tarafından yayınlandı. Nedir bu? Sultan II. Abdülhamid'in baş mabeyincisi
Ali Cevat'ın hatıralarıdır. Yani Sultan Abdülhamit'e en yakın, senelerce onunla beraber olmuş, hatta tahttan indirildiği gün, saat ve son dakikaya kadar. Bu Sultan Abdülhamid'in, evvela şunu bilelim, Osmanlı tarihinde en dindar padişahlardan biri değil, en dindar padişah olduğu yolunda bir ittifak vardır. İçki içmediği mesela, o bakımdan tek Osmanlı padişahı olduğu yolunda bir kanaat vardır. Ama çok dindar olduğu, dine çok saygılı olduğu ve İslam'ı uluslararası düzeyde bir uyanışın ve birliğin aracı olarak, işte pan-İslamizm diyorlar, kullanmayı en çok öne çıkarmış bir Müslüman aram olduğu kesin. Siz bilir misiniz ki böyle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal'in kurduğu işte laik Türkiye Cumhuriyeti filan, bunlar yok. Abdülhamit gibi bir padişahı tahttan indirirken onun önünde dayatma yaptıkları ve itham aracı olarak kullandıkları şu cümledir Naik Bey. Şeriat isterük. Şeriat isterükü bu milletin çok iyi bilmesi lazım. Şeriat isterükün arkasında tarih boyunca nelerin olduğunu çok iyi bilmesi lazım. Şimdi bizim çocuklarımızı kandırıyorlar. Karınlarını doyurup ceplerine harçlık koyarak beyinlerini yıkamak üzere bazı mekanlara tıkıp diyorlar ki Mustafa Kemal dini işte yok ediyordu bilmem ne, şeriatı, şimdi biz ona karşı şeriat devleti kuracağız, şeriat istiyoruz. Müslümansanız siz de bunu isteyin. Çok namussuz, çok adi bir oyundur bu. Şeriat isterük Osmanlı'nın en muhteşem padişahlarına kadar gidiyor. Abdülhamit gibi bir adamın sarayda penceresinin dibine dayanarak şeriat isterük demişler. Abdülhamit uzanıyor, diyor ki bana karşı mı şeriatı savunuyorsunuz? Ama desene yazar. Şeriat isterük muvaza, anlayış, idrak kabul etmez. Ok yaydan çıkmış, azmıştır bir defa. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Adı Ziyauddin olan, aslında Zulmetüddin demek daha doğrudur. Dinin ışığı değil, karanlığı bir adam Şeyhülislam makamında. Abdülhamid için yazdığı tahttan indirme, yani hal fetvasında Abdülhamid'i şeriata darbe vurmak, şeriat kitaplarını yakmak, şeriata ihanet etmekle suçluyor ve Abdülhamit gibi bir adamı şeriata ihanet etmekle itham ederek tahtından indiriyorlar. Arkada Ermeni var, efendim Yahudi var. Abdülhamid'in canını yaktığı, Osmanlı topraklarını peşkeş çekmediği herkes var. Ama işi hedefine vardırırken kullandıkları ne? Allah ile aldatma sloganlarının başta gelenlerinden biri şeriat isterik. Şimdi Gazi Mustafa Kemal'in içtiği rakıları sayarak onu itham edenler de şeriat isterük naralarıyla çıktılar. Ve hiç kimse Gazi'nin Süleymaniye'nin minaresine haç takılmasını önlediğinden hiç bahsetmiyor kimse. Süleymaniye'nin minaresine haç takılmasını önleyen bir önderin içtiği rakıları sayarak onu din dışı ilan etmekten daha büyük bir alçaklık olabilir mi? Neyi neyle mukayese ediyorsunuz? Geçen gün bir ekranda söyledim. Belki Ali Kırca'da, belki Star'dan Murat Çelik arkadaşımızın sorusuna cevaben karıştırıyorum.
din adına neyi istediğimizi, neyi istememiz gerektiğini öğrenmeden ıslah etmeyiz. Bugün şeriat isterükte dahil, din adına talep olarak öne çıkarılanların arkasında kelime-i şehadetin düşmanı emperyalist odaklar var. Onlar üflüyor, biz burada icra etmeye kalkıyoruz. Bunların arkasında Kur'an-ı Muhammedi talepleri yok. Eğer o talepler olsaydı, bizim dinimize yeniden şekil verme işini Hristiyan dünyanın kodamanları işlenmezdi. Ve onlarla Müslümanlar işbirliği yapmaz. Şimdi ben size soruyorum. Bakın, bilmiyorum önümüzdeki hafta gelecek mi ama yeri geldi söyleyeyim. 5. bölümde Allah ile aldatmanın küresel tezgahları var. Bu sadece Türkiye içinde kalmıyor. Bakın şimdi orada hepimizi oyuna getiriyorlar diyorum. Bir zaman bunu yeşil kuşak İslam'ı ile yaptılar, bugün ılımlı İslam'la. Bazıları diyor ki tamam, onları kabul ediyorum ama ben o oyuna gelmem. İtiraf edelim, hepimiz geldik. Ben bir zaman çok değerli hocalarımdan Salih Tuğ, ilahiyatçı, Nevzat Yalçıntaş, iktisatçı abi dediğim ama dindarlığıyla temayüz etmiş bir hocamız, bugün sağ. Allah rahmet etsin, Sabahattin Zaim, son derece saygı gösterdiğim, şahsiyetine, bilgisine, irfanına saygı duyduğum, abi diye hitap ettiğim bir insan. Ethem Ruhi Fığlalı, ilahiyatın büyük isimlerinden biri. Hangisini sayayım? Saim Yeprem'inden Diyanet İşleri Başkanları'nın bazılarına kadar, Mehmet Aydın, bugün büyük ilahiyatçılarımızdan biri, AKP'nin Bakanlar Kurulu üyesi. Birçok yere onunla gittik. Bir zamanlar bilirsiniz bir Mun meselesi çıkmıştı. Evet, Mun tarikatı. O zamanlar Salih Tuğ hocam beni çağırdı, dedi ki sen, dedi, Batı dili bilen, kültürü, Batı kültüründe bilen, o çevrelere hitap edecek iyi yetişmiş bir arkadaşımızsın. Salih Tuğ benim doktoramı yanında yaptığım hocam. Burada, dedi, bir imkan çıkmış. Bu dinler arası meseleler tartışılıyor. Biz de bu imkandan yararlanıp İslam'ı anlatalım. O ne güzel şey, dedik. Bir yığın arkadaşımız, o arada ben gittik, defalarca bu konferanslara katıldık. Kısa bir süre sonra ben baktım ki bu muncular dinler arası bir uzlaşma, kardeşlik, yaklaşma filan öyle bir şey yok. Bunlar Müslümanlara kazık atmanın kurumu. Bir yere geldi, ben Karadeniz çocuğuyum, artık tepem attı. Bunların şeflerinden birkaçına dedim ki bakın, ben bundan sonra hiçbir şekilde sizin bu konferanslarınıza, kongrelerinize, toplantılarınıza gelmeyeceğim. Diğer arkadaşlar diye ben gelmeyeceğim, dedim. Niye? Uzatmayayım, tek söz söyleyeceğim, dedim. Ben şeytanın değirmenine su taşımaya alet olmam. Çok ağır bir laf. Çok ağır bir laf. 19 sene oldu ben bu lafı söyleyeli. Ondan sonra kaç teşebbüs yaptılarsa sonra çıktı ortaya ki bunlar dinler arası diyalog adıyla Amerika'daki arkadaşın yolu Müslümanlara kazık atmanın bir kurumu olarak siyah tarafından istihdam ediliyorlar. Bakın ya, ılımlı İslam falan da herhalde. Ama bunu fark edene kadar kimler gitmedi o toplantılara? Saydım isimlerini ve bizi teşvik ettiler. Niye teşvik ettiler? Burada bir imkan var, biz de gidip İslam'ı anlatalım uluslararası mahfillerde. Kim bundan sarfı nazar eder? Yani geçen gün Mehmet Şevket Eygi'ye bir programda dedim. Ben aldatılmadım diyor. Ne yeşil kuşak döneminde ne de şimdi. Şimdi ılımlı İslam'a karşı çıkıyor, ılımlı İslam diyen dinden çıkar diyor. Güzel, ben de aynı şeyi söylüyorum. Peki yeşil kuşak İslam'ı diyen ne olur? Efendim o zaman şartlar başkaydı. Ya yapma. Herkes aldatıldı. Bunu kabul ediyorsun da sen nefsini niye tezki ediyorsun? Sen niye aldatılmadın? Yani sen peygamber misin? Sana vahiy mi geldi? Sen de aldatıldın, ben de aldatıldım. Bunu söyleyelim ki geleceklere örnek olsun. Ha, erkenden uyandık. Bu oyunu sürdürmedik. Ama bakın,
uluslararası emperyalist tezgah bizim dinimizi bizim aleyhimize kullanıyor. Sadece dinimizi değil, kitabınızda Türk ordusunu etkisiz hale getirmeye de çalıştıklarını yazmışsınız. Onu haftaya çok enine boyuna. Onu şu bağlamda yazmışım. Allah ile aldatmanın bizim tarihimizde yolunu kesen şahsiyet, lider, dirayet olarak, kişi olarak Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurum olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Onun için emperyalizmin Allah ile aldatma oyunuyla Türkiye'de yaratacağı tahribin Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük caydırıcı kurumudur. O bakımdan bakın BOP İslam'ı, ılımlı İslam ve BOP projesi ve Türkiye'yi ılımlı İslam adı altında bir kölelik dinine teslim etme süreci açıldığında Türk ordusuna da korkunç bir yıpratma operasyonu, bir cephe açtı. Bunu önümüzdeki hafta çok konuşacağız. Son dakikalar yine çok önemsediğim, bugün bir iki defa da değindik. Ama bir kez daha değinmekte fayda gördüm ki bugün bir ortak dostumuzla da konuşurken o dostumuz da uyardı. Kendini ilerici aydın gören kesim nedense ibadet ettiğini söylemekten kaçınır. Hı. Kur'an'ı doğru ya da yanlış kullananlara karşı Kur'an'ı kullanmaktan hep imtina eder. Ama hatta ibadet ettiğini gizler. Şimdi kitabınızda da bu konuyu çok geniş değinmişsiniz. Biraz önce de söz ettiniz. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal da grup toplantısında çok geniş yer vermişti bu konuya. Bu konuyu biraz daha açmakta fayda var. Şimdi aydınlar ne yapmalıdır? Aydınlar maalesef bizim darbe yediğimiz bir numaralı yer aydınlar noktasıdır. Aydınlar aydınlığının hakkını verselerdi zaten bu iş buralara gelmez. Şimdi bizim aydınımız dinciler dahil dini bilmiyorlar. Şimdi dinciler zaten bilmiyor çünkü hayır, kitabınızda çok net koymuşsunuz. Onlar Emevilerin koyduğu dini biliyorlar. Onların bildiği din Kur'an'ı ve Muhammed'i İslam değildir. Örflerin karnına doldurulmuş batıl ve hurafelerin İslam diye ortaya sürülmüş şeklidir. Ve hurafe dini yalanlarla doldurulmuş din, yozlaştırılmış din söz konusu olmasa dini zaten istismar edemezsiniz. Şimdi netleştirelim bunu. Vaktimiz azaldı. Ben bunu Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşıdım. 23 Nisan 3 yıl orada 23 Nisan konuşmaları yapmışız. Genel başkanların sadece konuştuğu bir olağanüstü toplantıdır o Büyük Millet Meclisi'nde. Orada da söyledim. Milletimiz İki ıstırabın kıskacında veya iki tasallutun kıskacında kıvranmaktadır. Bir, dinin tümünden rahatsız olanlar. Bunlar Allah, İslam, Kur'an filan dediğin zaman kan tepelerine fışkırıyor ve Lokman Hekim reçetesini getirse bunları söyleyen adam o reçeteyi bile bu nefretle kaldırıp atıyorlar. Bunlar çok azdır. Ama maalesef birçoğu aydın diye geçiliyor bu ülkede. Ben bunlara dinin tümünden rahatsız olanlar diyorum. Bir. İki, büyük, daha büyük bir kitle bu. Bunlar da dinin hakikatinden rahatsız olanlardır. İşte siyasal İslamcılar bunların içinde. Bunlar dinin gerçeğinden rahatsız oluyorlar. Şimdi dinin gerçeğinden rahatsız olanlarla, bugünkü dinci iktidar dahil, dinin tümünden rahatsız olanların işlettiği bir emme basma tulumba var.
Bu emma basma tulumbanın açtığı kahır girdabında insanımız böyle ıstırap içinde kıvranıyor. Şimdi bunu dışarısı gördü. Son yıllarda bunu gördü. Baktı ki Türk milletini birbiriyle boğuşturmak ve Türk milletini destabilize etmek, istikrarsızlaştırmak için bu tulumbadan ben faydalanmam lazım. Bu tulumbanın birine laiklik diye gaz veriyor, öbürüne de din diye gaz veriyor. Tahrip etmek istediğini biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nı veren, başarıya ulaştıran ve emperyalizmi mağlup ederek ona rağmen devlet kuran tek adam, tek lider Mustafa Kemal'i ve mirasını devirmek ve Kurtuluş Savaşı'nı verirken yine bir anti-emperyalist ruhla o savaşın yanında yer alan gerçek İslam'ı yok etmek. Ilımlı İslam onun projesidir. İslam'ın anti-emperyalist karakterini yok etmek ve İslam'ı işe yaramaz, sünefe bir irtidat dinine dönüştürmek. AKP'yi onu yaptırıyorlar. Bu yurt dışındaki şikayetler bilmem ne, bunların hepsinin arka planında bu var. İkinci yıkmak istedikleri Mustafa Kemal ve Cumhuriyet mirasıdır. Çünkü o da anti-emperyalist bir mirastır. Kan kusturmuştur emperyalist batıya. Canlarını okumuştur Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'nın son günlerine kadar. Onu da yok etmek istiyorlar. Neyi kullanarak? Dinin tümünden rahatsız olanlarla dinin gerçeğinden rahatsız olanları devreye sokarak. Şimdi bunu milletimizin aşması lazım. Yani Allah ile aldatmanın tezgahında iki ana tulumba çalışıyor Naif Bey. Biri dinin tümünden rahatsız olanların pompaladığı tulumba, öbürü dinin gerçeğinden rahatsız olanların pompaladığı tulumba. Kahrı kim çekiyor? Büyük dindar camia çekiyor. Büyük dindar camia derken laik Müslümanları hepsini buraya koyuyorum ben. Zaten bizim dindar insanımızın laiklikle filan bir problemi yoktur. Efendim galiba burada Dışişleri Bakanı haklı. Bizim Türk halkı evet, kendi dinini ne yazık ki yani Kur'an'ı yaşamıyor, yaşatmadılar. Tabi o bu anlamda söylemedi. Ama bize Emevi dinini, Emevilerin evet, yaşamını evet, din diye yutturdular. O manada haklı ve o manada sorun bizzat kendileri ve kendi zihniyetleridir. Yani eğer Sayın Dışişleri Bakanı bir aydın ve bir dürüst siyasetçi haysiyetiyle konuşsa, biz Türkiye'de gerçek dinin tanınmasını engelledik. Arap-Emevi ideolojisini Kur'an'ın dini diye yutturmak için senelerce uğraştık. Sorun buradan kaynaklanıyor demesi lazım. O manada sorun var. Efendim o zaman burada evet, noktayı koyuyoruz. Haftaya evet, sizinle devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, haftaya Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı ile kırmızı çizgide devam edeceğiz. Ancak siyaseti değil, Allah ile aldatmayı konuşmaya devam edeceğiz. Bir cümle söylememe izin verir misin? Buyurun. Ben bu kitabı, dikkat edin, üzerine siyasi kimliğimi koymadım. Biliyorum. Ben bu kitabı 20 sene önce de yazsam böyle yazardım, bugün de böyle. Bu kitap siyaset üstü ama Türkiye'nin geleceği açısından siyasetin ta kendisi olan bir kitaptır. Ama parti siyaseti yok. Peki, bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Allah ile aldatmanın baş mağduru kadından başlayacağız. Türbanın nasıl Allah ile aldatma aracı yapılmasıyla devam edeceğiz. Küresel güçlerin Allah ile bizi nasıl aldatmaya tevessül ettiğini yine kitaba dayanarak konuşacağız. Ve tabii en önemlisi de mülteci basın neden bu kitaba
hiç yer vermedi. Sayın Öztürk'e bu soruyu da soracağım. Ama hepsinden önemlisi sizden gelen soruları önce Sayın Öztürk'e soracağım. Sonra kendi Nail sorularıma. Mülteci basında tabii neyi kastettiğinizi tam bilmiyorum. Ama mülteci olmadığını düşündüğünüz basın yer verdi mi? Peki. Mesela siz de Cumhuriyet Gazetesi'nde bir satır okudunuz mu? O zaman hepsini önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Sevgili izleyenler, bu akşam da programımızın... Okulunmayı unutmayalım. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Haftaya Sayın Öztürk'le birlikte yeniden karşınızda olacağız. Haftaya buluşabilmek umut ve dileğiyle mutluluk diliyoruz. Hoşçakalın efendim.